Mehmet Şeker 3 Haziran 2022 tarihli köşe yazısı Yazık olacak Süleyman Efendi'ye İkide bir kullanılmaktan ötürü masada masaymış ha sözü çok eskidi Şimdi masadakilere bakıp masadakiler de masadakilermiş ha desek pek yaban kaçar Yanına katık eklersek o zaman belki biraz anlam kazanır. Üstü ister yeşil çuhayla kaplı olsun, isterse kum beci dedikleri renkten bir örtüyle şık hale getirilmeye çalışılsın. Masaya oturan herkes ilk önce etrafında kimler olduğuna bakar. Daha söze başlamadan diğerlerini gözüyle tartar. Kim ne kadar blöf yapar, hangisi ne kadar zokaya gelir bakarlar. Usayla çırağı ve kalfayı ayırmaya çalışırlar. Sonra sözlere sıra gelir. Bizim uzaktan seyrettiğimiz meşhur masanın etrafına dizilenlerin her biri her buluşmalarında diğerlerine bakıp ne işim var benim bu beş benzemezle diye düşünmemiş olabilir mi? Pek mümkün görünmüyor. İlla ki akıllarından geçmiştir. Ne cevap bulduklarını ileride hatıralar yazılırsa öğreniriz. Asgari müşterek bir maddeden ibaret. Ötesi hikaye. Gelecekte o hikayeye dair neler okuruz kim bilir. Barış abimiz olsaydı ben bilirim derdi biz de az buçuk tahmin edebiliriz. Ne günlerdi be sevgili günlük, toplanır toplanır dağılırdık. Hedefimiz belliydi ama hepimiz pek gergincik. Hedefe ulaşacak mıyız diye endişe eder, işe yarar formüller bulmak için kafa patlatır fakat iki adım bile ilerleyemezdik. Bir kararsızlık, bir belirsizlik, birden fazla çözümsüzlük içindeydik. Rakibimiz kaç yıl öncesinden belliydi ama henüz bir aday bile belirleyememiştik. Herkes soruyordu, ortaya bir isim atamıyorduk kimi söylesek diğerleri itiraz ediyordu. Fakat Allah şahit son derece nezaket içinde büyük bir kibarlıkla yapılıyordu itirazlar. Kabalığa yer yoktu aramızda. Ne de olsa her birimizin belli bir seviyesi vardı. Her birimizin gönlünde aynı aslanın yatmasıydı sıkıntının sebebi. Ne zaman adayın kim olacağı sorulsa sıkılıyor, bunalıyor, terliyor neredeyse kurdaşen döküyorduk ama belli etmeden geçiştiriyorduk. Allah'tan cezaevindeki yol arkadaşımız bize bir mektup yazdı. Bir güzel fırçaladı. Utanmıyor musunuz diyerek utanmamız gerektiğini hatırlatıp hepimizi güzelce hizaya soktu da biraz olsun kendimize geldik. İleride buna benzer satırlar karşınıza çıkarsa sakın şaşırmayın. Kabahati herkesin birbirine attığını görürsek sürpriz olmasın. Günü gelince neler olacağını şimdiden tahmin edebiliriz. Geçiştirmelerin bir işe yaramadığı günü gelince görülecek.'' Mektubun seçim kazandıracak motivasyonu zerketmeyeceği anlaşılacak. Koyunların kurtla gezmeyeceği hatırlanacak. Fikirlerin başka başka olduğu sezilecek. Gülün dikeni fark edilecek. İleride diyelim yine. Kitabeyi Sengi Mezar. Mezar taşı kitabesi demek oluyor. Şiiri okunduğunda orada geçen hiçbir şeyden çekmedi dünyada Nasır'dan çektiği kadar. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye mısraları okunduğunda bazıları acı acı tebessüm edecek. Aslında aklından Nasır geçmeyecek hiç kimsenin. Süleyman Efendi yerine de başka isimler düşünülecek.